Tekrar başlayayım öyleyse. 100. yılını kutluyoruz bu yıl 23 Nisan Çocuk Bayramımızın. Evet. De arka fonumu da çocuklara uygun olsun diye hazırladım biraz öyle. Size sağlık. Sağ olun. İlk sorumuzla başlayalım öyleyse. Olur. Aha. Bu arada çocuklarla ilgilenebildiğimiz bir mesleği yapıyoruz bizler. Bu yüzden evet. Yani, çok mutluyuz. Siz de aynı zamanda bir annesiniz. Çocuklarla vakit geçirmeyi seviyorsunuz. Çocuklar için birçok kitap yazdınız. Nasıl vakit geçiriyorsunuz çocuğunuzla? İlk buradan başlayalım sohbetimize. Başlayalım. Şöyle ya tabii biz çok oyun oynuyoruz gerçekten. Hani oyun oynamayı da seviyorum. Ya zaten hani sevmesem de peşimi bırakmaz. Hayır demek gibi bir lüksüm de yok. Burada mesela oyun oynarken ben en çok şeye dikkat ediyorum. Ben de keyif almalıyım oyun oynarken. Yani sadece o mutlu olsun diye yaptığım bir şey onda mutsuzluk da yaratabilir. Çünkü ben eğer o oyundan keyif almıyorsam sonuçta hani anlıyor. Yani böyle çocuk deyip geçiyor. İnsanlar ona gerçekten üzülüyorum. Algıları çok kuvvetli. O yüzden bilmiyorum bencillik gibi görünür belki ama yani ben de keyif aldığım oyunları ona söylüyorum. Bazen kutu oyunu oluyor, bazen drama oluyor. Yani mesela çok sehpa olmuşluğum falan var, bozayı olmuşluğum var. Çocukla çocuk olabilmek gerekiyor. Efendim? Çocukla çocuk olabilmek gerekiyor tabii. Hani birlikte evet. Oynayabilmek için. Ama işte hani bu gereklilikten ziyade hani eğer sen de keyif alıyorsan o zaman ortaya güzel bir şey çıkıyor. Bir de o süreçte de oyun arkadaşını da tanımış oluyorsun. Ne bileyim hile mi yapıyor? Yani vizyonu nedir? Oyuna kattığı nedir? Yani oyun oynarken bir şeyler de öğrenmiş oluyorsun. Oyun arkadaşını tanıman da buna dahil. O yüzden hani ne oynadığından çok gerçekten nasıl oynadığın da çok önemli bence. Çok doğru. Dersler de aynı. Nasıl? Dersler de aynı şekilde geçiyor zaten bizler için. Hani çocukların evet. Seviyesine inemediğimizde sizin çok güzel bir tabiriniz vardı. Çocukların evet, seviyesine inemediğiniz onu. Çıkamadığımızı biliyorum ben evet. Keyifli olmuyor. Peki diğer sorumuza geçeyim. Şimdi bir anne olarak çocuğunuzla çok vakit geçiriyorsunuz. Yazarlık da çok ayrı bir iş. Hani ayrıca emek isteyen, fazlaca zaman ayırmak gereken bir iş. Nasıl vakit bulup yazabiliyorsunuz? 9 tane kitabınız var yazmış olduğunuz. Hani az bir şey değil. Biraz bunlardan bahsedelim. Vakitle ilgili sıkıntı tabii oluyor. Yani çünkü yazmak böyle bir iş gibi değil. Gerçekten içinden geldiğinde oturup yazabilmen gerekiyor. Ama eğer o sırada çocuğunla ilgilenmen gerekiyorsa ya da hani başka bir işin varsa o kanala giremiyorsun. Mecbur ertelediğin zamanlar da oluyor. Yani öyle bir zaman sıkıntım maalesef var. Ama her fırsatta mutlaka yazmaya çalışıyorum. Çünkü böyle yazdıkça o bana bir enerji katıyor, bir güzellik getiriyor. Ortaya bir şey çıkmış oluyor. Bu da beni çok mutlu ediyor ve çevreme de yansıyor tabii. Ama evet zaman bir sıkıntı faktörü yani. Üretmenin mutluluğu, hazzı yetiyor. Güzel, evet. Evet. Biraz sizden bahsedelim. Şimdi insanlar okudukları kitabın yazarını ya da işte bir ünlüyü tanımak isterler, kişisel özelliklerini tanımak isterler. Nasıl bir insansınız? Duygusal bir insan olarak mı tanımlarsınız kendinizi? Kime sorsanız ben. Yani hiç yani maalesef ne duygusallık ne romantizm hiç yani. Ben böyle daha böyle bir eğlence tarafım yüksek. Yani böyle gülebilmeyi ama gerçekten gülebilmeyi çok seviyorum. Yani mesela arkadaşlarımı da o şekilde açıkçası seçiyorum. Allah'tan oğlumun espri anlayışı gerçekten kuvvetli. O beni çok kurtarıyor. Yani oyun oynamaktan daha çok sohbetlerimizden ben keyif alıyorum. O kanalı yakaladıktan sonra zaten hani dünya daha güzel oluyor açıkçası benim için. Size çekmiş demek ki oğlunuz da. Ama o duygusal. Yani o benim gibi değil. Hemen gözleri dolar, hemen şey yapar. Ama evet eğlence tarafı Allah'tan bana çekmiş yani. Bu arada bir sorumuz daha var. Burcunuz nedir diye soruyor mesela. Burcumuz Valla ben bu arada zaten tabii evde otur bunlara da bir merak sardım. Burcum tuttular. Onu söyleyeyim ama hani bu iş orada da bitmiyormuş. Yükseleni varmış, ay burcu varmış. Yani çok derin mevzular. Evde oturdukça bir sürü şeye merak salıyor insan. Farklı şeyler araştırıyor. Evet, aynen. Peki. Bu ara benim ilk oraya kaydı biraz. Şöyle düşünsek şimdi, hayatı bir masal olarak düşünsek. Ben derslerde genelde bunu yapmaya çalışıyorum aslında. Yani bir masalmışçasına, bir oyun tadında vakit geçirmeye çalışıyorum çocuklarla. Kendinizi nasıl bir masal kahramanı olarak hayal edersiniz? Tabii ki Rapunzel değil. Özellikle bunu kız çocuklarına söylüyorum. Yani böyle kendilerini kurtaracak bir prens falan beklemesinler hayatta. Bu masallar gerçekten, hani masallarla uyutulduk gibi bir laf var ya, gerçekten öyle. Yani özellikle kız çocuklarının daha gözlerini açmasını diliyorum ben. Şahsen ben kendimi, özellikle tabii bu sürecin de etkisi oldu. Yani doğadaki bir peri falan gibi bir şey olmak isterdim. Hem onu koruyan, hem böyle mucizelerine tanık olan biri, yani o bire, o bütüne gerçekten varabilmeyi çok isterdim. Çünkü daha öğrenmemiz gereken çok şey var, özellikle doğadan. Bize bir ders veriyor şu an. Umarım hani bu süreçten de zaten nasıl? Pamuk Prenses yazmış sanırım bir tanıdığınız, harikasın diye. Öyle mi? Ben okumuyorum yorumları. Tamam, arkadaşım. O da çocuk kitapları yazıyor aynı zamanda. Ayşenur hoşçakal. Merhaba, hoşçakal. Karışık. Peki bu masal sizin için hayat boyu sürecek bir serüven mi? Yazmak tarafını kastediyorum. Hani ömür boyu sürecek bir iş demeyelim de aslında, yazmaya bir uğraş mı sizce? Evet. Yani şöyle, benimkisi bir hobi olarak başladı. Ben oğluma da böyle çok gerçekten hayal gücümü kullanarak çeşitli hikayeleri anlatırdım. Bir de içimde bir öğretme aşkı var. Birçok kişi de öğretmen zannediyor zaten beni. Ne bileyim işte 3 kurbağa üst üste çıkmış Ege, biri yere düşmüş, kaç kurbağa kalır? Hani matematiği böyle daha çok küçük yaşlarda, sonra işte 2 tanesi tekrar zıplamış, böyle hikayeleştirerek bir şeyleri. Sonra neden yazmıyorum dedim ve öyle bir hobi olarak başladı. Sonra bunlar bilgisayarımdan bir kurtuldu, çocuklara ulaştı. Yani tek okuyucum, tek dinleyicim Ege değildi artık. Ve bunu hissetmek gerçekten muhteşemdi. Bunu hayatımın sonuna kadar büyük ihtimalle ben sürdürürüm, öyle düşünüyorum. Ve keyif aldığınız sürece devam eder. Evet, evet, kesinlikle. Zaten. Umarım da devam eder. Yani benim hani şu an planım bu, inşallah. Peki yazdığınız kitaplar kendi hayatınızdan esinlenerek mi ortaya çıkıyor, yoksa hani hayatla hiç alakası olmadan tamamen hayal ürünü mü? Yani şöyle, gerçekler bana çok yavan geliyor. Hani çok ciddi güzel bir hayat hikayeniz olur, insanlara esin kaynağı olursunuz, bir vizyonlarını açarsınız. Bunu yazmak gerçekten kıymetlidir. Ama benim çok sıradan bir hayatım oldu. İşte okulları bitirdim, çalıştım. Yani böyle o kadar, yani hani bunun nesini yazayım. Mesela bir tane yetişkinler için bir kitabım var, Kırmızı Orman isimli. İlk hatta ben aslında yetişkinler için yazdım. O kadar çok geldi ki bu soru. Yani kesinlikle hiçbir kelimesi gerçek değil. Çocuk kitapları zaten gerçek değil. Hani bir uzaylıdan bahsediyorum mesela birinde. Ama bir itiraf etmem şöyle gerekiyor. Bu Mektup Sana isimli bir çocuk kitabım var. Orada bazı gerçekliklerden faydalandım. Çünkü çok komiklerdi. Oğlum ilkokula başladığında o kadar komik şeyler başımıza geldi ki. Yani böyle hani gözümü kapatamadım. Yani bunları yazmam lazım dedim. Orada biraz evet gerçekler var ama komik olduğu için. Şaka gibi olabiliyor bazen hayat ya da yaşadığımız şeyler. Evet. Çocuklarla özellikle öyle oluyor. Ya belki de bir oyundur aslında hayat. Oyun gibi bakarsak oyun olur. Hani siz nasıl bakarsanız öyle gelişir ya aslında birçok şey. Peki bu hayat oyununda en çok neyi seviyorsunuz? En çok keyif aldığınız şey nedir? Yani en çok hani gezmek derdim aslında ama hani onu da ikinci plana koyabilirim. Yani gerçekten az önce de söyledim, gülmek. Yani böyle bir 4 duvar arasında bile gülebiliyorsam hayat o zaman güzel. Yani yanında eğer seni güldüren, senin de güldürebildiğin aynı kanaldaki insanlara sahipsen bu çok kıymetli. O yüzden oyun demek, gülmek demek, eğlence demek, hayat mı demek bence. Doğru. İnsan gülebiliyorsa zaten her şeyi eğlenceli hale getirebiliyor. En içinden çıkılmaz sorunları da eğlenceli hale getirmek bizim elimizde. Evet. Yani mesela kendisiyle dalga geçebilen insanlara bayılıyorum. Yani ego sahibi değilsen eğer hem kendini hem hayatı daha keyifle yaşayabiliyorsun. Bu çok önemli bence. Şuradan da görüyor çocuklar derslerinde de. Evet, çok güzel, bayıldım zaten falan. Biraz eğlenceli olsun dedim yayınımız. Peki gezmek, eğlenmek de dediniz. Yaşadığınız şehir aklıma geldi. Sizden önceki yayında da Betül Sarıman'ı davet etmiştik. O da Antalya'da yaşıyordu. Tesadüf siz de Antalya'da yaşıyorsunuz. Aynen, evet. Aha. Nasıl bir şey Antalya'da yaşamak? Çok mu güzel? Herkes çok güzel. Yani çok güzel gerçekten. Ben İstanbul doğumluyum. Çok uzun süre orada yaşadım zaten. O yüzden İstanbul'la bir kıyaslama yapıyor insan ister istemez. Yani zaman çok kıymetli. Hani akıp gidiyor ve Antalya hani kültürünü, tarihini, doğasını, denizini hepsini ayrı bir yere koyuyorum. Zamandan tasarruf sağlayan bir şehir. Her şey elinin altında. Yani İstanbul'da ben bir arkadaşımla buluşmak için bile çok uzun süreleri yolda harcamak zorundaydım. Burada öyle bir şey yok. Pıt 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 bir sürü şeyini yapabiliyorsun. Yani zaman benim zamanım. Bana bunu hediye etti bu şehir. O yüzden Antalya'yı gerçekten ayrı seviyorum. Mutluyum yani burada yaşadığım için. Ulaşımla, başka şeylerle vakit kaybetmiyor insan o tür şehirlerde. Yani boşa giden bir zaman. O yüzden hani ne bileyim, bence dediğim gibi denizini, doğasını hepsini ayrı bir yere koyuyorum. Bana verdiği zaman çok keyifli. Çok hoş. 23 Nisan'dan bahsedelim biraz da. Biz de bayraklarla süsledik her yeri. Siz de süslemişsiniz. Aynen. Yani şöyle bakıyorum ben aslında olaya. Çocuklara ait bir bayramın olduğu tek ülkeyiz. Bence masal gibi bir ülkede yaşıyoruz. Hani kimi zaman pek hoş şeyler olmasa da güzel, keyifli bir ülkede yaşıyoruz. Siz çocukluğunuzda neler yapardınız? Bayramlarınız nasıl geçerdi? Şöyle, şimdi dürüst olmak gerekir bence. Yani 23 Nisan'da bizim kutlama tarzımız bence hiç hoş değildi. Hatta yeterli değildi. Çünkü sıraya girerdik. Müdürümüz konuşurdu, ayakta onu bekle. Arkadaşlar bir iki şiir yazardı, onu bekle. Hani ne zaman bitecek bu? O zorunlu görevler de dediğim gibi zorunlu olduğu için o keyfi yaşamazdık. Yani bence daha çok gerçekten çocukların seviyesine çıkmak gerekiyor. Daha yaratıcı olmak gerekiyor. Grup dansı olabilir okullarda. Hani herkes aynı koreografi eşliğinde dans edebilir. Açık havada sevdiği çizgi film karakterleri gelebilir mesela. Yani daha bir parti havasında, daha çocukları gerçekten mutlu edecek şekilde organize edilse bence tadından yenmez. Yeterli. Ya aslında onların ihtiyacına göre yani. Ya büyük şehirlerde ya da işte daha büyük okullarda olaya farklı bakan insanların yönettiği kurumlarda ya çocukların seviyesine çıkamadan ya da onların seviyesine inemeden yapılıyor. Evet. O yönden ben bayağı şanslıymışım aslında. Babam da ilkokulda öğretmenim. Küçük bir köyümüzdeydik. Yani düşünüyorum şu an neler neler oynardık hele bayramlarda. Hani eğlencenin haddi hesabı olmazdı. O da biraz da ona ya aileleri şimdiki çocuklar için çok fazla etkinlik yapıyor onlara eğlendirmek adına. Şimdi daha şanslı. Şimdiki okullar da aslında daha çok çocuklara yönelik etkinlikler yapmaya çalışıyorlar. Sabah biz de kutlamaya çalıştık. Uzaktan uzağa ne kadar oldu bilmiyorum. Geldiği kadar. İşte hiç yoktan iyiydi sanırım. Yine de güzel oldu. Evet, aynen. Teknolojiden bahsedelim. Sürekli onu kullanıyoruz bu sırada. Bağımlısı olduk aslında. Maalesef. Bu şu sürece kadar pek olumlu bakmıyorduk teknolojik birçok ürüne. Cep telefonları, bilgisayarlar yani çocukları hapsediyordu bir nevi karşısına ama hani bu süreçte mecbur kaldık. Siz ne düşünüyorsunuz çocukların teknoloji bağımlılığıyla ilgili? Yani az önce dediğim gibi şu an eğitim öğretme evet ekrandan maalesef. Hani hiç yoktan iyidir. Yani tek diyebileceğim hiç yoktan iyidir. Ya çünkü ben hani kendi hayatımda oğluma çok kısıtlı zamanlarla vermeye çalışıyorum. Çünkü bilmiyorum hani ona özel bir şey mi, dünyadan kopuyor. Yani o an ne olursa olsun dünyadan kopuyor ve o kopuş beni çok huzursuz ediyor. Yani o oyunlar olsun, işte o YouTube'da izlediği videolar olsun. Ege doldu, 15 dakikan doldu diye hemen böyle başında bitiyorum. Anne ne olur bu oyun bitsin diyor. Yani benim yaşadığım en büyük sıkıntılardan biri, ama şimdi artık bu dönemden dolayı işte dersi tabii internetten izlediği için oğlum bilgisayarın başından kalkma der oldum. Yani bu cümleyi diyeceğim için. Evet, tam tersi oldu. Yani umarım gerçekten bu süreç çok çabuk biter ve en önemlisi sadece bitmesi de değil, bir şeyler de öğrenmiş oluruz. Yani bu bize bir ders olur. Yani eli boş çıkmayalım bu süreçten. Benim bütün gerçekten dileğim bu. Bir şeyler öğrenmiş olarak, doğanın bize verdiği mesajı algılamış olarak, çünkü kendini yeniledi yani. Biz doğadan çıktık, evlere hapsolduk ve doğa çok mutlu. Bizsiz gerçekten çok mutlu. Yani ona çok kötü davrandık. Büyük bir özür borcumuz var. Umarım dediğim gibi bu süreç biter ve biz de daha aklı başına insanlar olarak hayatımıza devam ederiz. Ya, mutlu olmayı bilemeyen insanlar olduğumuz sürece bence hani ne teknolojiyle mutlu olabileceğiz, ne doğanın içinde mutlu olabileceğiz. Ya, dediğiniz gibi umarım çok büyük bir ders olur bu bizim için. Mesela öncesinde hani hep dert yanardı aileler, işte çocuğum telefonu elinden bırakmıyor, bilgisayarın başından kalkmıyor diye. Hani bu süreçte çok faydalı şeyler yapabildiklerini de fark ettiler. Bilgisayarla ya da telefonla, işte sınav bile yapıyoruz bilgisayardan. Evet, evet. Aha. Biz de yaptık dün yeni, ama işte çok da böyle harika oldu diyeceğim bir süreç değil. Yani bu kadar sosyallik çok önemli çünkü. Hani okul kavramı zaten benim için o. Buradan da evet, bilgisayardan da yani eşkenar üçgenin ne olduğunu evet öğrenebiliyor. Ama okulda bir sosyallik var. Hayatı tanıyor. Biriyle kavga ediyor ve o sorunu nasıl çözmesi gerektiğini öğreniyor. Ekranın karşısında dona kalıyorsun. Bir yalnızlık var orada. O yüzden inşallah bu süreç çabuk biter. İnşallah diyelim. Kitap okumaktan da bahsedelim biraz. Şimdi benim gördüğüm, yani şu sürecin en güzel taraflarından birisi, çocuklarımız tamam birçoğu kitap okurdu, heyecanla okurlardı, ama bu süreçte hani okuma oranı çok daha fazla arttı. Çok öğrenci çok kitap okumaya başladılar. Hani sizce hani kitap okumaya bir faydası oldu mu bu sürecin? Yani umarım olmuştur. Hani tabii benim bunu öğrenme gibi bir şansım yok. Hani öncesinde ne kadar okunuyordu, şimdi ne kadar okunuyor, hani bununla ilgili bir bilgim yok. Sadece yaşadığım şeyi biliyorum. Hani biz zaten, yani evde oğlum zaten çok kitap okur. Yemek sırasında bile okur. Artık hani Ege lütfen yemeğine devam et istersen dediğim çok oluyor. Yani bizde değişen bir şey olmadı. Zaten çok okuyordu ve yine çok okuyor. O yüzden o anlamda bir değişiklik yaşamadık. O anlamda şanslıyım Allah'tan. Bol bol kitap siparişi veriyoruz. Yani her ay mutlaka böyle 15-20 kitap rahat alıyoruz. Tekrar tekrar sevdiği kitapları da okuyor. Yani umarım hani bu kadar kitap okumayan çocuklara bu dönemin öyle bir faydası olmuştur. Peki şöyle sorayım. Şimdi eğlenmeyi severim dediniz. Sizce kitap okumak eğlenceli bir iş mi? Kitabına göre değişir. Maceralı kitap mı? Biliyorsunuz bir sürü çeşit var zaten. Yani benim için keyifli. Sadece eğlenceli değil. Hani okuduğum tarzlardan keyif alarak okuyorum. Yani önemli olan zaten bir insanın tarzını kendinin keşfetmesi. Bir de yani böyle olumsuz bir şey söylemek istemiyorum ama dayanamayacağım. Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Hani muhteşem bir kitap. Fakat bu ortaokulda zorunlu okutulduğu için ben kitaptan nefret ettim. Aynı şeyi yani, yani hani yazık günah yani. Her kitabın belli bir zamanı var kesinlikle. Bir de her kitap herkese de uygun olmayabilir. Yani direkt zorlarsan bir çocuğa, özellikle bu kitabı oku, özetini çıkar, sana soru soracağım. Yani o zaman ders gibi oluyor, görev gibi oluyor. Yani oradaki anlayışın bir tık 5 tık 10 tık değişmesi gerekiyor bence. Ya şunu söyleyebilirim aslında. Yani bir şeyden nefret ettirmek istiyorsak bunu illaki yapacaksın dersek evet. Nefret ederler o işler. Aynen. Hepimiz yaşadık aynı şeyi. Bu yüzden sadece şunu diyorum mesela çocuklarıma. Bakın kitapların kapaklarına, en çok hoşunuza gideni alın okuyun. Çünkü mesele okuma alışkanlığı geliştirmek. Kesinlikle. Ben gerçi mesela fuarlarda özellikle çocuklar geliyor, aa çok güzel diyorlar, kitabın kapağını beğeniyor, almak istiyor, dur diyorum olmaz demem lazım. Niye falan, kapağına göre seçemezsin, seçmemelisin diyorum. Arkasını bir oku, hani vaktin varsa içinden bir şey oku. Yani çok conconlu kapaklar olabiliyor, içi bomboş olabiliyor. Sana uygun mu değil mi? Bazen işte hani sohbet ediyoruz, böyle sohbet neşeli geçiyor, kitabı almak istiyor. Diyorum kitabı sevdiğin için mi hani böyle sohbet güzel gitti diye mi? Bazen işte ayıp olmasın diye ben onu hissediyorum. Böyle öyle bir kitaba eli gidiyor ki bak diyorum ayıp olmasın diye kitap alınmaz. Hani ben buradayım diye alma. Beğenirsen al, yazık, yoksa kitaplıkta kalacak. Yani o anlamda kötü bir pazarlamacıyım. Ama doğru seçimler yapmalarını diliyorum. Çünkü benim elimde çok sürünen kitap var. Yanlışlıkla aldığım ve bitirmek için yani illa bitirmem gerek öyle bir huyum var. Bana eziyet dönüştü yani. Yani çocuklar da bunu yaşamasın. Beğenmediyse almasın. Başka bir yazarın kitabını alsın. Ya muhakkak. Şimdi okudukça o okuduğumuz hikayelerdeki, öykülerde kahraman yerine koyup o kitabın içine dalabiliyoruz. Mesela sizin çok genç, yani çok genç bir hanımefendisiniz. 9 tane kitap yazdınız. Çocukların hayal dünyasına ulaşabilmiş olmak nasıl bir his sizce? Çünkü kendini kitaplarınızda bulan bir sürü çocuk vardır. Ay evet, çok güzel yorumlar geliyor. Zaten onlar benim motive kaynağım. Yani şöyle, şimdi evet yaş alıyoruz. Zaman geçiyor. Ama böyle bir ayağım hala orada. Tabii ki uzaklaştım artık çocuk psikolojisinden, çok daha hani sıyrılıyorsun, mantığın gelişiyor, dünyayı tanıyorsun, bir ciddilik ister istemez bir yapışıyor insana. Ama bir ayağım hala orada. O yüzden oraya tekrar bir dalabilmek çok zor olmuyor. Mesela moduma göre oturuyorum. Şu an aynı zamanda hem çocuk kitabı yazıyorum, yani yenilerini de yazıyorum, bir de yetişkinler için de yazıyorum. O an modum hangisi ise, yetişkin modundaysam o dosyayı açıyorum, çocuk modundaysam o dosyayı açıyorum. Tamamen o anla ilgili bir şey. Yeni projelerinizi soracaktım, tam onlara da bir giriş yapmış oldunuz aslında. var olmaz mı? 2 kitap yazıyorsunuz aynı anda. Birkaç kitap aynı anda okunabiliyor ama yazmak çok daha zor olsa gerek, birkaç tane kitabı. Yok yani dediğim gibi hani şey gibi, canınız tuzlu ister ve tuzlu yersiniz, tatlı ister tatlı yersiniz. Hani ikisini de seversiniz. Tamamen o anki ihtiyacınız, çünkü yazmak da benim için bir ihtiyaç. Oradan bir enerji alıyorum ben. Tamamen o anki hissettiğim anla ilgili bir şey. Daha mı yetişkin hissediyorum, daha mı çocuk hissediyorum? Ona göre pıt pıt dosyamı açıyorum, yazıyorum. Çok güzel. Kitaplarınız da sizin gibi böyle pozitif enerji dolu zaten hissettiriyor. Çok teşekkür ederim. Bugün bayram. Şimdi evden dışarı çıkıp bayramı kutlayamıyoruz, eğlenemiyoruz. Evet, bir şeyler yapamıyoruz çok fazla. Hani siz ne düşünüyorsunuz? Evde çocuğunuzla neler yapacaksınız 23 Nisan için? Bizim klasik tabii ki bayraklarla evi süsledik. 23 Nisan olduğuna dair hani onu kutladık. Niye hediye almadınız diye sordu. Onun dışında zaten hani normalde de bir oyun oynama sürecimiz olduğu için onlar devam ediyor. Yani okulumuz çok güzel videolar hazırladılar. Onları izledik. Onlara katıldık. Yine bir dans, bir koreografi vardı. Onu yaptılar. Tamamen elimizden geldiğince kutlamaya, hissettirmeye çalışıyoruz. Ama tabii imkanlar kısıtlı. Bir hocamızın sorusu var, Çiğdem hocamızın. Diyor ki yetişkinler için mi kitap yazmak zor yoksa çocuklar için mi zor? Ya da ikisi de zor, kolay mı? Hangisi zor? Yani aslında çocuklar için bir tık daha zor sanki. Yani orada dikkatleri çok çabuk dağılıyor. Doğru. Yani mesela oturup ben yarım sayfa bir ağacın tasvirini yapamam istesem bile. Neden? Çünkü çocuğu kaybediyorsun orada. Yani öyle bir taktik geliştirdim. Bunu da bana oğlum öğretti zaten. Direkt heyecanı veriyorsun. Merakı veriyorsun. Ve böyle detaylarda boğmadan, enerjiyi düşürmeden dikkatinin başka yöne geçmesini engellemek daha önemli. Yani yetişkinlerde öyle bir şey yok. Hani herkesin bir tarzı var tabii, o ayrı, ama çocuğun dikkatini, çünkü çok fazla rakibim var. Yani bütün çocuk kitabı yazarlarının rakibi çizgi filmler, videolar ve çok güçlü bir rakip. Pıt pıt sahneler değişiyor hemen. Çocuk böyle kala kalıyor. Karşısından ayrılamıyor. Kitapla kıyaslıyor bunu. Boş zamanında yapılacak aktivite olarak. Ve ekran çok daha cazip geliyor. Yani o rakiple mücadele etmek benim için gerçekten kolay değil. Ya çok, o zorlu oluyor. Yani çok enerjik olduğu sürece insan, bence hani kitaplarınıza da onu yansıtabiliyorsunuz zaten. Yani bu sayede çocuklar sıkılmadan okuyabiliyordur. Ki, evet, bunlar süper. Yani bir çocuk okumaya başladığında, okumanın keyfini tattığında zaten televizyondan uzaklaşıyor bence. Şimdi hocamızın bir sorusu daha var. Hani artık yazamıyorum dediğiniz zamanlar oluyor mu diye sordu bir hocamız yine. Hani yani artık yazamıyorum. Devam ettiremiyorum. Yok yani yarım bıraktım hikaye olmadı, ama tabii araları çok açılan hikayelerim oldu. Mesela şu an yetişkinler için yazdığım, yani herhalde bir 3 yılı falan dolmuştur. Çünkü yazdıkça yazıyorum, yani böyle bir türlü finale varamıyorum, yazdıkça yazasım geliyor. Yani vazgeçtim, ben bunu yazmayacağım dediğim hiç olmadı. Uzun sürse de mutlaka bitti yani. Çok güzel. Yayınımıza başladık. Yarım saat oldu. Yani çok güzel bir muhabbet. Aslında benim de kocası varmış. Daha da uzun süre devam edebilirdik, ama çocuklar için yapmaya çalışıyorum bu yayını. Onlar sıkılmasınlar, izlesinler diye. Bir süre sonra sıkılıyorlar. Çünkü nasıl diyeyim, bir şeyin karşısına geçip sabit onu izlemek, çocuk olduğunuzda eminim şey yapıyordur, sıkıyordur. Kalkıp yerinden istiyor. Çok normal. Sizin de çocuğunuzla vakit geçirmeniz gerekiyor ayrıca. O da heyecanla sizi bekliyordur şimdi. Muhtemelen. Kapanışı birlikte yapalım isterseniz. Çok olur, çok sevindim. Yani kurumumuz adına, bu arada kurumumuzun hani kurucuları Cale Hanım ve kızı Bahar Hanım, 2 tane şubemiz var şu an Ankara'da yönettikleri. İkisi de öğretmen. Çok değerli öğretmenler. Onlara da selamlar, saygılar. Ben de çok teşekkür ediyorum bize bu imkanı verdikleri için. Ben teşekkür ederim. Çok güzel oldu benim için de. Çok teşekkür ederim. Yani iyi ki katıldınız yayınımıza. Çok teşekkürler tekrar. Size ve çocuğunuza da iyi bayramlar dilerim. Buradan yani tüm çocukları öpüyorum. Hepsinin 23 Nisan'ını kutluyorum. İnşallah daha güzel 23 Nisanlar yaşarız hep birlikte. İnşallah bir an önce kurtuluruz bu süreçten. İnşallah. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın öyleyse. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.